Özbekistan'da günlük koronavirüs vaka sayıları düşüşte. Bu sevindirici bir gelişme. UNICEF Özbekistan'a aşıları korumak amacıyla 500 bin dolarlık bir malzeme bağışı yaptı. Detayları aktaracak bize Şahruk Bekalimov Taşkent'ten. Evet Coşkun Bey, dediğiniz gibi UNICEF Özbekistan'a toplam maliyeti 500 bin dolarlık bir destek sağladı ve bu destekler özellikle aşıları korumak ve aşı işlemlerinde kullanılmak üzere verilen destekler diyebiliriz. Aşıları korumak için 118 adet derin dondurucu ve 7000 adet termal çanta ve diğer tıp malzemeleri dediğimiz gibi toplam maliyeti 500 bin dolarlık destekte bulunuyor. UNICEF'in Özbekistan'daki temsilcisi Munir Mahmetzade, Özbekistan Epidemiolojik Hizmeti Başkanı'nın katılımıyla bir teslim töreni yapıldı. Bu malzemelerle birlikte ülkede toplam 35 adet aşı deposu açıldı ve bu depolardan 14'ü bölgesel, 15'i ise ilçe ve şehir depoları olmak üzere kullanıma başlayacak. Ve Özbekistan'da aşı işlemlere devam ediyor. Gün içerisinde, son 24 saat içerisinde 172 bin doz aşı kullanıldı. Öte yandan Özbekistan'da koronavirüs vakalarının azaldığını görebiliyoruz ve son 24 saat içerisinde 241 kişi de sadece koronavirüs tespit edildi ve 1244 kişi de taburcu oldu. Ülkede taburcu oranı %94'e ulaştı ve maalesef 3 kişi hayatını kaybetti son 24 saat içerisinde. Öte yandan Özbekistan bu yıl, yani 2022 yılında enerji üretiminde büyük bir adım atmaya kararlı ve bu konuda şu bilgilerini söyleyebiliriz. Yıl sonuna kadar ülkede 7 yeni elektrik santrali faaliyete başlayacak. Yıl sonuna kadar 1474 megawattlık 6 termal elektrik santrali ve 1 güneş elektrik santrali devreye girecek. Ocak ayında Buhara'da 270, Taşkent vilayetinde 240 megawattlı 2 termal elektrik santrali faaliyete başlamıştı. Nisan ayında ise, önümüzdeki Nisan ayında Semerkant'ta 100 megawatt kapasiteli güneş elektrik santrali kullanıma açılacak ve yıl sonuna kadar dediğimiz gibi toplam 7 yeni elektrik santrali kullanıma başlayacak ve bununla birlikte ülkede enerji üretimi kapasitesi 16 bin megawatta ulaşacak ve ülkedeki elektrik sorunu ve enerji sorunlarını belli oranda giderilmesini sağlanacak diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Şahruk Bekalimov Taşkent'ten aktardı Özbekistan gündemini.